Eğer elimizde hazırsa Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine de bir göz atabiliriz. Özellikle Kartal Yiğit'in bu 11'de itiraz edebileceği noktalar var mı? Konuşalım. Mert Kale'de Onur, Saiz, Koli, Masuaku, Salih, Amir, Gezal, Redmond, Cenk, Abu Bakar. Beklediğimiz Beşiktaş 11'i bu. Bir itirazınız var mı? Valla bir sürpriz yapıp ben Saiz'in yerine Necib'i oynatabilir diye düşünüyorum. Yani Necip Fenerbahçe maçında oyuna girdikten sonra hakikaten çok etkili oldu. İki tane sol ayaklı değil mi burada şu anda? Evet. Yani sayısı düşünmüyor. Zaten oynarsa mecburiyetten oynayacak. Tayyip Talha'nın yokluğunda oynayacak. Wellington kart cezalısı. Evet. Yani mecburiyetten oynatacağı için bu oyuncu da biliyor. yani. O da biliyor kendini mecbur sebeplerden dolayı oynadığını. Yani nasıl kendini verir sahaya. O yüzden bir Necip hamlesi olabilir orada. E onun dışında... Redmond bence kesin olacaktır. Başka Olmalıdır da. Zaten. Ama Getson'u Fernandes'i keser mi? Evet, dünkü Sercan söyledi dünkü antrenmanda yedekte denemiş. Yani sanki belki Redmond'u, Gezal'ı kesip Redmond'da başlayabilir. Getson, Fernandes yine orijinal yerinde olabilir. Yani bir iki yerde bir şey var. Redmond'un ama oyun e, aklı, değişiklik Oyun haklı, e, Fernandes'in hızından daha üst seviyede. O çok dolan, çok her yerde dolaşan bir oyuncu. Tabii. Bak orada da şimdi mesela Red ortada... ortada Redmond'un ama oyun aklı çok farklı. Var. zaten Daha, daha üst be, seviyede. Belli değil hocam şimdi yani Şimdi mesela bak biraz evvel girmeden Masako'yu konuştunuz. Masako'nun performansını atmasının ana nedenlerinden bir tanesi Cenk'in orada oynaması. Evet. Çünkü dağınık bir oyuncu değil Cenk. Oynamasını biliyor. Tamam ne kadar beğenmese istemese bile orada oynamayı... Hep serzenişleyebiliyor yani. Ama oynuyor. O oynuyor. Onun için de sağ çok rahat ediyor. Çünkü önünde oynayan kimle oynadırız? Enkudu ile oynadırız. Ne yapacağı belli, belli değil. değil. ...bir çıkıyor topu alamıyor ama Cenk de öyle değil. Geriye geliyor Cenk yardım ediyor. Hem hem de tutuyor. size pas pasörlüğünü de yapıyor orada. Evet. Ee, burada yani şu kadro ideal, ben i̇deal kadro, yani bir. Ben burada onuru takdir ediyorum. değil. Onuru çok değil takdir ediyorum. Evet. Geldi sanki dört, yani bir bir, 4 yani sezon başından beri oynuyormuş gibi seneden beri Beşiktaş'taymış gibi hiç sırıtmadı. Bir Fenerbahçe maçında ilk devre bir, bir sıkıntı yaşadı. O da tabii evet. gayet normal o harmoni çok farklı e, derbi maçı olmasından yola çıkalım. Ama ikinci devre o da performansını çok yukarı katladı. Onur ben yani söyleyeyim belki 2-3 sene sabit aramazsın. Kesin. O tarzda gidiyor. Ama sol beke ihtiyacınız var. Bir tek Masao Kuyu'ya gitmez olmaz, orası. Olmaz. Umut büyük ihtimal zaten. Büyük ihtimal değil ayrılıyorsun. Kim? Meraş Umut, mı? Umut Meraş gidiyor. Ha, tabii. Onun yerine birini almak zorundasın. Yani, ya da varsa aşağıdan bulmak birisini zorundasın. çıkaracaksın. Ya da e, genç var çok var. Gen çıkaracaksın yani. Ne güzel şöyle Kasımpaşa'dan Yasin'i alacaksın orada. Ya Allah ol, olabilir hocam. Ama O Masa Okuyu da keser o kendisi öyle. Söyle bir tane ama onu <laughs> da yedekleyecek zaman zaman dinlendirecek. Hı. Masa Okuyu da keser ama. Kesebilir. İyi oyuncu. Ama ya yani ben eğer masa hakkı kalırsa önümüzdeki sene de sol beki 5 yaşın masa hakkı olur diye çıkıyor, düşünüyorum. Ya bu kadro hemen hemen bence ideal bir kadro. Yani bunu sahaya sürdüğün zaman kimse niye bu, bu kadro öyle çıktın demez. Ama yani belki bir evet, Necip tamam. sayıs hamlesi olabilir bence. Şimdi orası tamam da diyelim ki şu kadroda burada sayısı bırak sayısı düşmüyor. Şu orta sayı yeri sezonda görebilir miyiz? Amir Salih, Olabilir. Redmond, Gezal, Cenk de olsa sahası var. Yok Cenk değil. Şu üçlü Redmond, Amir, yani Redmond, Salih. Redmond, Salih, Amir. Yani e, bence oraya adam gelir. Bence de oraya bu, bu, Bunlar değişir. De çok, bunlar değişir. Abi, seri değişir. için sıkıntı yaşarsın. Bak bana. orada mesela Salih'i bilmiyorum. Yani Salih'i kenara alabilir. Yani e, Salih, de bu de sene çok tabii. şey oynamıyor. Fena değil son haftalarda ama Salih'i düşünerek bir e, kadro planlaması yapmaz diye tahmin ediyorum. Yani oraya kaliteli bir yabancı gelir. Bir tane Amir de, de olabilir. A, e, yani. Amir de, amir'i sonuç. de sen. E, Yedekleyebilir. Ben... Onu da yedekle. Buraya şöyle olacak yani, oraya, yani, oraya iki tane Lozette gelir. Nozette Soza ile Atiba'nın o iyi dönemleri Öyle biri gibi. Öyle bir daha sert, agresif bir de, bir de. Ceza sahasına giren. Şöyle. O da var. Bunların hiçbir tanesi girmiyor ki. Amiri gördün mü sen ceza sahası? Ama gibi? hocam şey yapabilir. Orada Getson da var. Yani Getson'u oraya yani çekip. Tut, şimdi Getson'u tutarsın zaten. Getson'u Getson zaten olur Ama buraya e, o tarzda Yosef'in bir iki tık üzerindekini bulup. İlla olur ama. Çünkü şey ilk arkası arka taraf değil. Ee, orada bir sayısı bir, bir tarafa çıkar. O gidecek zaten. Oraya ne bir tane alacak. Daha farklı bir şutatör getireceksin. alacaksın zaten. İllaki ön, olur. ön zaten ya e, şey gelecek buraya. Eğer alırlarsa doğruysa dün filan. Onu da konuşuyor. Ekota Ekambi. Ekambi, Ekambi var ya. ya çıkıyor ama, ama daha enteresan oyuncu. Onu alırlarsa sosyal yani. onu yıkamazsın sen. O açık bak bu gördüğün açık bölgesinin her tarafını oyna. Çok enteresan bir oyuncu. Ya besi, çok güçlü bir oyuncu. hocam Bizimlik için baksana. Bizim lig için biçilmiş katta. O da gelirse Santrafor'da oynama bak. Santrafor'da oynama özelliği var. zaten Kamerun milli takım oyuncusu şu en son şu an nerede Lyon'da. Lyon'da Reims'e geçti. Hı hı. Şeyde eee bir tutmadı. Neydi? Villareal'e geldi bir şeyden. Fransa'dan. Transferi bir tutmadı orada fazla Söğüt'e. Tekrardan döndü ama çok enteresan bir oyuncu. Bizim ligimiz için bu da rahat bizim ligimiz alır için ya. Beşiktaş alırken. Rende şimdi bu sezon 28 maç 5 gol 2 asist. Daha çok 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 farklı ama bir oyuncu. Ama Beşiktaş nasıl alabilir? Nasıl konservist gibi bir, bir şey var. var. İsmi geçti de Benim dün de şeyde, yayında da konuştuk onu da. Hı hı. Eğer hakikaten gerçekse Beşiktaş'ın oyun kültürüne de oyun yapısına da bu takımın yapısına da çok uygun bir oyuncu. Ya bir de Beşiktaş'ın hakikaten ilerisi ucu, ucu çok kalite. Ya şimdi bak Abu ile beraber oynuyorlar yani. zaten. Milli takımda Abu ile beraber oynuyorlar. Bir orada bir avantajları var. Tabi. Ve iki kanada da çok iyi oynayan bir oyuncu. Tabi çıkan isimden ben yola çıkıyorum. O zaman ikili oynat ikili İkili de oynat tabii. değil oynatırsan oynat. Abu, Abu yanında dediğin gibi çok iyi olur yani. Abu'nun yanına Cenk'i atarsın. Orada da ya solda da, kanada, da sağda evet. da şey. 4-4-2'ye mi dönebilir? 4-4-2'ye döner. Oynarsın dönem. abi. Ama orta sahi çok önemli. Bu orta sahiyle olmaz o. Değiştir. Evet. Bu orta sahiyle 4 4 2 3 çok 5 zor. 2 de oynayamazsın bu orta sahiyle. Çok daha tempolu. Orada çok, çok tempolu bir orta sahi olacak. Getson olacak orada. Redmond var. Yani hücumda sorun yok. 5 yaşın ama kaliteli bir tane yabancı stoper alması lazım. Alırlar çok kaliteli. Yani. Cuk diye oturacak. Yani tecrübeli. Ee, eğer şimdi bir de şu var. Hedef ne olacak? An, ikinci olursa olurdu, Şamp, abi, hayır, hayır önümüzdeki sene için demiyorum. Bu sene ikinci ikinciliği alırsa Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elde ederse şu anki ortamda çok zor, çok elemeler var. E, girerse o zaman çok farklı bir kadro gelir. İnanılmaz bir kadro yapabilirler o zaman yani Burada o yüzden... en en başları aracağı yer orta saha. Orasını çok ben hala Savunma da şu anda bir tanesi hala alırsın. ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda biz demiyoruz. Ya. Sayısın yerine birisini mutlaka alacaksın. Öbürlerine devam Ama edersin. Ama tek başına hocam. Onur'la falan da şey yapamazsın. Arkası seni zaten yani mecbur olacak. Eğer şampiyonlar ligi falan görürse. Onurla e, işte masak hep bunlar tek başına olmaz. Anlamadım. Onuru Arkesi, da kesecek bir tane ar arkası şolbek, mutlaka hesap bek lazım. Takımı ilk 11 üzerine kuramazsın. Mutlaka arkalarına gelecek. Erozye evet. kalır mı? Kalmaz mı? Boşuna para verir misin? Kalmaz. Ondan hiçbir biri kalmaz. Hepsi gider. Sayıs, Rozya hepsi gider. Yani çok büyük değişiklikler olur orada. Ya ama bu 11'e yakın bir 11 görmeyiz değil mi önümüzdeki sezon? Yok, görmeyiz. Değişir. Burada bir kere bak orta saha ve orta stoper sağda, e, stoperlerde evet, kesin orta saha e, çok farklı bir orta saha olur. Yukarısı tamam e, forvet hattında çok büyük değişiklik olmaz. Orası tamam da orta saha çok farklı bir orta saha geleceğini düşünüyorum. Stoper attı da öyle. Stoper değişir zaten. Komple değişir. Ben hala ne bileyim. Onlar... Kalecide bir sıkıntı olmaz. Kalecileri kalır. Kalır ama Ersin bence kalmaz gider. Ersin giderse e, Ersin'in yerine bir tecrübeli yani... Mert'i zaman zaman yedekleyecek, dinlendirecek bir kaleci bence alınması lazım. Ya niye ya Onu da yerli ya? alırsın. Kaleci, kaleci senin gidebilirse katta olmadı müddetçe. Hayır, hayır hayır. Mert zaten gider. Mert şey anlamında söylemiyorum yok, ben. Yok şey yok mu? arkasında? E... Arkasında bir tane kaleci olması Ersin lazım. Ersin'le birlikte mi? Giderse. Neydi? Şey, şey var. genç Utku. Genç. Utku var. Utku. Emre Bilgin var. Emre Bilgin, Emre Bilgin var. var. Bak Emre Bilgin'e daha çok şans verirler seni. Işte o tarzda bir oyuncu var. Sizin o da oynaması lazım. gönderecek kiralık oyuncu. Giderler orada. onlar kiralık. Utku da gider seneye. Yani o yüzden diyorum Mert. Mert ayağında böyle bir tecrübeli bir kaleci alması lazım Beşiktaş'ın. Yani çünkü önümüzdeki sene hele hele bir de Avrupa Avrupa e, öyle de zaten ya? İki de olur. Üç de olsa yine Avrupa kulvarı olacak. Lig olacak. Türkiye kupası olacak. Yani bu sadece Mert'le Yürüyemezsin. Mert'in yaşı da var yani sakatlıkta yaşıyor zaman zaman. Yani evet. o o yüzden geçerli geç koruşluk da. yaşı adı soyu bu fon 44 yaşında oynuyor. Ya adamda. böyle de hocam yani. Nartoykar yani. yani Zaten seneye yine Beşiktaş'ın yaşın bankosu var. Ben bank anlamında söylemiyorum. Zaman zaman dinlendirecek böyle e, olmadığı zaman bir tane tecrübeli bir kaleci lazım. Genç de değil tecrübeli bir kaleci. Ha üçüncü kalecin genç olsun Emre ya da Utku olur ama yani